10.000 kişilik kapalı spor salonunda buraya geldiğim zaman gerçekten gurur kaynağı olan bir tabloyla karşılaştım. Nur Tatar'ın asgari şampiyonluk hikayesi. Ben sevgili Nur'u daha çocukluk yıllarından hatırlıyorum. Olimpiyat Spor Merkezi'nde sevgili babası Nizam Hoca ile çok uzun zamanlar geçirdim. İyi zamanlar sohbetlerim oldu. Burada Antalya'da 10.000 kişilik kapalı spor salonu, biz eskrim yarışmasına geldik, uluslararası yarışmada. Tabii girişte, salonun girişinden hemen karşıya bir bakıyorsunuz ki Nur Tatar asgari şampiyonluk hikayesi. Çok gurur duyucu, gurur verici, övünç verici bir yarışmaydı. Bir manzara ortada. Şöyle baktığımız zaman burada Nur'un fotoğrafları, emekleri, terleri, her şey çok keyifli. Burada kazandığı bütün ödülleri burada paylaşmışlar. Hatta her katıldığı turnuvanın bu özellikle kokart girişlerinin hepsini almışlar. Ve burada inanılmaz, bence bir müzeye dönüşmüş gibi. Burada her bir madalyanın ayrı bir hikayesi mutlaka vardır. O kazanılan her madalyanın ayrı bir terin, ayrı bir emeğin, ayrı bir hikayesi mutlaka çok ayrıdır Nur için. Burada bunları görmek, burada gerçekten böyle Van'da yetişmiş bir sporcunun buralarda müze haline gelmesi için, bence Vanlı olarak ciddi anlamda büyük bir gurur verici. Buralarda aldığı madalyalar, kupalar, aynı zamanda plaketler, katıldığı turnuvaların giriş yine belgeleri, her birisi burada bir tane kara kalemi var, kara kalem çalışması var. Aldığı, her gittiği, taktığı olimpiyatlarda kokartların her birisi burada ve verilen plaketler burada değerli. Büyüklerimizle çektiği fotoğraflar, antrenmanlarında, maçta kazandığı resimler, gazetelerde aldığı ödüller, bu şekilde sergilenmiş ve bu sergilenme gerçekten takdire şayan bir görüntü sergiliyor. Burada bu şekilde ben burayı görünce inanılmaz keyif aldım. Böyle biraz da çok içimde keyifle, mutlulukla doldu. Bu mutluluk işte tanıdığınız bir insanın şampiyonluğa gitmesi sporda. O sporda giderken geçmiş olduğum başarı süreçlerinin burada sergilenmesi çok ayrı bir keyif. Gerçekten onur verici bir şey benim için. Burada özellikle bir Antalya'ya gelip bir yarışmaya yarışırken sonrasında bunu görmek o kadar gurur verici, o kadar onur verici ki bana bu onuru yaşattığı için sevgili Nur'a çok teşekkür ediyorum gerçekten. Bu çok büyük bir onur vericiydi. Bu emekler, bu ödüller, bu başarılar takdire şayan. Ama süreç öyle ki, yani gerçekten emek olmadan hiçbir şey başarılmıyor. Mutlaka bu adına, bu ödüllerin mutlak temelinde en önemli unsurlardan bir tanesi emektir, çalışmadır, zamandır, terdir, çabadır. Belki uykusuz geceler, belki o antrenmandan sonra ağrıyan eklemler, kasların yorulması. Ama sonuç itibariyle bunların karşılığı mutlaka buralarda plaketler, ödüller olarak karşımıza çıkıyor. Ve burada bu yaşadığım duygusal keyif gerçekten inanılmaz. İnanılmaz bir duygusal keyif yaşadım. Burada bunu görmek çok keyifliydi. Eğer bir gün Vanlılar yolunuz Antalya'da, ne zamana kadar kalır bilmem ama
bugün 17 Nisan 2018 ama Antalya Spor Salonu'nun girişinde böyle muhteşem Nur Tatar'ın bir müze haline gelmiş bir şeklini görmek beni çok onur etti. Eğer bir gün yolunuz düşerse Antalya Kapalı Spor Salonu 10.000 kişilik spor salonunda bu keyfi, onuru yaşayabilirsiniz Nur'un adına. Sevgili Nur, umarım daha başarılarla devam edersin. Biz seni izledikçe, başarını gördükçe daha çok mutlu olur, daha çok onurlu oluruz. İyi ki bize bu duyguları yaşattın. Bize bu onuru yaşattın. Teşekkürler.